emeklilerimize yapılan haksızlıkla başlamak istiyorum. Ama ben grubum adına açıklamalarımı yapmadan önce asıl söz hakkı olan emeklilerimizi buraya davet etmek istiyorum. Tüm Emeklilerin Sendikası Başkanı Ankara Çankaya Şube Başkanı Ayşe Akgül buraya gelecek. Elinde emeklilerin binlerce emeklinin imzalı isyanı ortaya koyan belgeleri bize meclise sunulmak üzere teslim edecek. Ben sayın başkanı ve arkadaşlarını buraya davet ediyorum sayın vekillerimizle. Ee, merhaba arkadaşlar. Biz eee Yüz binlerce e, imza geliyor. Bu imza kampanyamız üç gün oldu. Başlayalı ve devamı gelecek. Bizlerin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyoruz. Önümüze gelecek yüzde beş artışı yükseltilmelidir. Maaş bağlama sistemi değiştirilmelidir. En düşük emekli maaşı yeni işe başlamış en düşük memur maaşına eşitlenerek sistem kurulmalıdır prim günü, prim miktarı, eğitim ve kriterler, maaşları değerlendirilecek, değerlendirilerek emeklilere adil maaş bağlanması sağlanmalıdır. Bunlar emeklilerle yaptığımız toplantılar sonrası ortaya çıkan taleplerimizdir. Yüzde beş maaş e, zam verilmiş gibi yapılıyor. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Bunun hesabını da sandıkta soracağız. 2024 yılı e, emeklilerin yılı olarak ilan edildi. Aslında 2024 yılı ölüm yılı emekliler için. Teşekkür ediyorum. Ben teslim oluyorum. <laughs> İnanın Eskişehir sahip çıkacağız. Evet Eskişehir e, imza var. ve Türkiye'nin her yerinden e, on binlerce imza var. Burada görüyorsunuz. Bunları bugün mecliste de eee gündeme getireceğiz. Grup önerisiyle mecliste de konuşulacak. Eee emeklilerin milyonlarca emeklinin geldiği noktayı meclis ve Türkiye gündeminden düşürmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Saray Cumhurbaşkanı emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Ve Yüzde beş ek bir zam yaptı bir lütuf gibi. Bu utanç verici bir durumdur. Beyefendi zam koşullarını zorlamış. Oysa sarayın da bir günlük harcaması 33 milyon. Ben buradan sormak isterim. Fedakarlık yapmak isteyen emekliler mi? Beyefendi mi olmalı? Emeklilerin bir dakika bile dayanacak durumu, gücü, takati Yok. Sayın Cumhurbaşkanı, her gün giderlerin artarken, bir günde 33 milyon lira harcarken, dakikada yaptığın zamın kat kat fazlasını harcarken emekliyi düşünmüyor musun? Bu ülkeye geldiklerinde en düşük emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katıydı. 2002. Bugün neredeyse yarı oranında bundan utanmayan, sıkılmayan, erinmeyen bir iktidar var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak utanç duyuyoruz. En yüksek emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Haydi bakalım beyefendiler, bu parayla bir hafta geçinebilin. Evet, Sayın Başkan'ın dediği gibi en düşük emekli maaşı yeni göreve başlayan devlet memurun maaşıyla eşit olmalı dedi. Hadi onu geçtik. Asgari ücret kadar yapın. İktidara geldiğinizde emekli maaşı, en düşük emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katı oranındaydı. Ama yapmadınız. Ve yine söylüyorum bu ülkeyi yönetenler utanmadan sıkılmadan 2024 yılının emeklerin yılı olacağını ilan etti. Ama olsa olsa görüyoruz ki emeklilerimizin sefalet yılı olacak. Buradan bir kez daha söylüyorum. O toplum nezdinde beş para değeri olmayan itibarınızdan ve itibarınız için yaptığınız harcamalardan feragat edin. Beyefendi, 2024 yatırım programına göre maliyeti 685 milyon lira olan Marmaris Otluk'taki sarayını sat. Ama satmadığın gibi 40 milyon lira daha ek ödenek koyuyorsun. Bitlis alt saray projesine 180 milyon lira ayırıyorsun. Bakın 1 milyar 219 milyon lira saraylar bütçesi var. İşte emeklinin hali ortada. Senin itibarını ölçeceksek Sayın Recep Tayyip Erdoğan oturduğun saray, bindiğin arabalar, kullandığın uçaklar değil, bu emeklilerin aldığı maaş ve yaşam seviyesiyle senin itibarını ölçelim. Ama şu imzalara bakıyorum ki senin itibarın sıfır Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü emeklini, işçini enflasyonun altında ezdirmişsin. Bitiriyorum. Birkaç konu daha var. Önemli konu var. 3 yıldır değindiğimiz bir konu var. Arkadaşlar Demirören grubu 3 yıldır milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi bu olayın üzerine gidiyor. Şimdi sayıştay raporunu incelediğimiz zaman Ziraat Bankası'nın Demirören grubundan 920 milyon lira alacağının olduğu gibi durduğunu görüyoruz. Bugünkü kurula toplam borcu 27 milyar. Peki az önce bahsettiğimiz büyük cumhurbaşkanlığı bütçesinin toplam rakamı nedir? 12 milyar. Yani eleştirdiğimiz yerden yere vurduğumuz bu bütçenin iki buçuk katını yaklaşık olarak demir örene iyibe etmişiz. Peki ben sormak isterim. Bu kanalları demir örene verip yaklaşık bir milyar dolar paramızı Ziraat Bankası olarak bu beyefendiye kaptırıp bugüne kadar hiçbir icra takibi dahil işlem yapmayan bu iktidar bilmiyorum aramızda var mı ama bu kanalları kendi karalı gibi kullanıyor. Yani çiftçinin parasıyla, Ziraat Bankası'nın parasıyla Demirören hala bu parayı ödememekte direniyor. Yahu soruyorum, 1 milyar dolardan bahsediyorum. Bununla kalıyor mu? Kalmıyor değerli arkadaşlar. Bakın. Vakıf Banka'da bu beyefendinin yaklaşık olarak 340 milyon dolar borcu var. Ve çok üzülmüşler beyefendiye kur 13 lirayken bu parayı da Türk parasına çevirmişler. Kurdan zararımız ne kadar biliyor musunuz? Bak, 10 milyar 300 bin TL borçları var. Yaklaşık olarak kuru çevrildiği için 7 milyar TL zararımız oluyor. Niye? Demirören'in kanalları beyefendi daha iyi anlatsın, ölsün, bizlere hakaret etsin diye. Eğer ki Ziraat Bankası, Vakıf Bank'ın yönetim kuruluna ve genel müdürüne sesleniyorum. AKP grubuna sesleniyorum. Saray'a sesleniyorum. Yüzde üç faiz alıyorsunuz. Yıllar geçmesine rağmen bir kuruş ödenmeyen bu adamın şirketlerine el koymuyorsunuz. Almanya kadar olamıyorsunuz. Almanya'daki şirketi devlete olan borçlarını ödemediği için iflasını Alman şirketleri istiyor. Biz isteyemiyoruz. Tüy bitmemiş yetimin, çiftçinin, emeklinin, işçinin parası Demirören grubunda. Bir kez daha Sayıştay raporlarında ortaya çıktığı için bu sene gündeme geldiği için bir kez daha söylüyorum. Halkıma şikayet ediyorum. Ziraat Bankası'nı bu hale getirenleri, Vakıf Bank'ı bu hale getirenleri, onun parasını kanallara peşkeş çekenleri, Yıldırım Demirören'e peşkeş çekenleri, takip etmeyenleri şikayet ediyorum. Son olarak adliyede şeriat sloganları atıldı. Bir camide atasına dua okuduğu için imama hakaret eden bir meczup tutuklandı. Daha sonra hakkında tahliye kararı verildikten sonra bir grup meczup, hassiz, vatan düşmanı, atasına düşman, cumhuriyete düşman grup adliyenin içerisinde yaşasın şeriat sloganları attı. Ve bir tek işlem yapılmadı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin adliyelerinde yapıldı. Ben hakim ve savcılara sesleniyorum, savcılara sesleniyorum. Sizin savcı kelimesinden de cumhuriyet. Neden cumhuriyet savcısınız? 85 milyonun hakkını, cumhuriyette olan borcunu ödemeniz için. Adliyede bu sloganları atıp elini kolunu sallayarak oradan çıkanlara, oradan çıkanlara izin verenlere grup olarak kınıyoruz ve gereğini yapın. Bunlar en ağır şekilde cezalandırılsın. Biz yaşasın cumhuriyet diyoruz. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyoruz. Ve kar olsun cumhuriyete, atamıza dil uzatanlar diyoruz. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa yanıtlayacağım. Şunu söyleyeyim, e, tabii ki 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kurulduğunda bu ülkenin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardı. Hiçbirimizin Cumhuriyet'ten ve Cumhuriyet'in değerlerinden şüphesi yoktu. Ama son çeyrek yüzyılda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanı var. Devlet imkanlarını tarikatlara, devletin kadrolarını tarikatlara sunan vakıflar adı altında belediye ve devlet imkanlarını parasını bunlara sunan, holding gibi çalışan tarikatlar var. İşte bu yüzden endişeliyiz. Biz 22-23 yıllık faaliyetleri yüzünden endişeliyiz. Biz Menzile, İsmaila gibi, Feto gibi bu tarikatlara devletin teslim edildiği için endişeliyiz. Yoksa 29 Ekim 1923'te Hiçbir endişemiz ve bizim üzüntümüz yoktu. Ama onun son 22 yılı bir rezalet. Buyurun. Şöyle e, biz Meral Akşener'i e, asla karın ağrısı olarak görmedik, görmeyiz de. E, umarım bu halk da kendilerini karın ağrısı olarak görmez. Ama şunu söyleyeyim. Bir sefer dün yapılan görüşmeler devlet ciddiyetine uygun görüşmelerdi. Bir önce yaşadığımız vahim olayda 12 şehit vermiştik iki bakanın gelip meclise bilgilendirme yapmasını tüm ülkenin kafasındaki soruları gidermesini talep etmiştik. O gün gelmemişlerdi. Bir şey daha söylemiştik. Sıfır terörle aldığı ülkeyi terör yuvası haline getiren AKP ile onun getirdiği bildiriye imza atmayacağımızı söylemiştik. Ve Numan Bey iki bakan geldi. Numan Bey meclis başkanlık tezkeresi olarak meclis başkanının tek imzasıyla meclisin oyuna sundu ve Cumhuriyet Halk Partisi gereğini yaptı. Burası çadır devleti değil arkadaşlar. 12 şehit vereceğiz. Hemen acısı bitmeden 9 şehit daha vereceğiz. Ondan sonra bir kağıt parçasını AKP grubu getirecek imzalayın olay bitti. Hayır. Bir hukuk devletinde üç erk varsa bu ülkede yasama yürütme yargı, bakanlar gelir meclise bunun hesabını verir. Meclis getirir bir tezkereyi terörle mücadele konusunda partilerde gereğini yapar. Yaptı mı? Yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi yine kendi bildirisinde terörü lanetten yayınladı mı? Yayınladı. Meral Hanım, bence böyle güzel bir sistemin meclis başkanlarının önemine baksın. AKP bildirilerinin peşinde değil. Meclis iradesinin, Meclis Başkanlık Divanı'nın Vermiş olduğu bildiriye baksın. Sonra, ben kendilerine sormak isterim değerli hanımefendiye. Yaklaşık dört yıl önce yaşanan bir terör e, hadisesinde yine şehit vermiştik. Yine ortak bir bildiri yayınlanmıştı. Meral Hanım onu imzalamamıştı. Peki neden imzalamamıştı Meral Hanım o bildiriyi? Terörü yaratan AKP ile aynı hizada olmak istemiyoruz demişti. AKP'nin şehit tabutlarından siyaset yapmasını, o tabutlardan elini çekmesini gerektiğini söylemişti. Asıl sorunun cevabı şurada. Ne değişti? Ne değişti? Herhalde sorunuzun cevabı Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak verdiğimiz izahatlar yeterli. Başka sorusu olan yoksa? Buyurun. Şöyle, çok haklı, sadece e, memleketin Mersin ve Çukurova'da e, yorganlarımız ve yataklarımız onun pamukları kaldı. Birkaç parça eşyamız kaldı. Onu da beyefendiye vermemiz lazım. Bu fedakarlığı da 85 milyon yapacağız. O ve çevresi tok olsun. Onun sırtı pek olsun. O istediği gibi uçaklarıyla, arabalarıyla bu ülkede yaşasın. İşte Demirören gibi gruplar, bankaları... Hortumlasın, biz fedakarlık yapalım. Yani Latife'yi bir tarafa bırakırsak, bu cümleleri konuşurken Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzüne bakmak isterdim. Utanır insan bir parça ya. 10 bin lira açlık sınırının altında milyonlarca emekli, yoksulluk sınırının çok altında milyonlarca işçi, bu ülkede 30 milyon insan icrada, fedakarlık bekliyor. Valla biz ondan bir fedakarlık bekliyoruz. Uçaklarını, arabalarını, saraylarını lütfen bir zahmet sat, giderleri azalt, bu emekliyi mağdur etme. Teşekkür ediyorum.